Selam. Evet, uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Biliyorsunuz ki üniversiteler ertelendi. Yani bizimki aslında. Harmony, biz de havluya kapımı açalım. Benim okulum yani İTÜ. Merhaba Harmony. Nasılsın Harmony? Normalde 18.50'de açılıyordu. Ama okulların açılmasını, yani üniversitelerin açılmasını YÖK 2 Ekim'e ertelemiş. Yani biz 2 Ekim'de okula gideceğiz. Ben de fırsattan istifade. Zaten kriter çalışma yapmamıştım. Bugün gideceğiz ve Migros falan edeceğiz. Sharpie'ler, rotringler, rengarenk kalemler, hem kurşun kalem, hem uçlu kalem, hem rengarenk kalemler, hepsini alacağım. Çünkü gerçekten geçen sene hepsini kullandım ve bitmek üzere yani. Hani kurşunlar zaten bitti. Mürekkepler onlar da çok az kaldı. Hepsini tekrar böyle yenileyeceğim. Rengarenk bir sürü kalem alacağız. Kısaca bu sene kriter çalışma için Migros'u seçtim. Hadi gidelim bakalım. Çok heyecanlıyım. Evet, evimin en yakınındaki Migros'a geldim. 3M Migros. Hadi gidelim ya, çok heyecanlıyım. Belki de benim Migros'uma gelmemiştir yani, bakalım. Of, bu ne? Kocaman raflar dolusu kırtasiye malzemesi var burada. Of, Rotring ya. Rotring Germany 1928. En sevdiğim Rotring uçlu kalemlerinden ve fiyatları da o kadar uygun ki ve rengarenk, çeşit çeşit. Çok güzeller. Şunun güzelliğine bakar mısın? Pembe olan gerçekten mükemmel. Bunlardan mutlaka alacağım. Ay canım, nasıl kurşun kalem çekti ve şuna bakar mısın? Yeni çıkmış metalik. Of, neonu da var. Ay, neonu da çok güzel. Seçemem ki, ikisini de alayım o zaman. Ay, çocukluğuma döndüm. Bir de kırmızı kalem aldım. Çok güzel değiller mi? Çok tatlı. Bayağıdır kullanmıyordum. Bu benim için iyi olacak. Ve Sharpie. Of, Sharpie. Sharpie'lere bayılıyorum ve renklerin güzelliğine bakar mısın? Aşırı pastel. Kalitesi zaten mükemmel. 2 hours later. Yoruldum ya. Hemen bütün aldıklarımı poşetten çıkartayım ve size hepsini göstereyim. Çok heyecanlıyım. Oh, şöyle botun yanlarına. Ya şunlara bakar mısınız? Sesim kaydı. O kadar heyecanlıyım ya. Çok güzel gözüküyorlar. Rengarenkler. Özellikle Sharpie'ye bayılan bir insanım. Sharpie'nin renklerine yıllarca bayılırken bir baktım. Bu ne? Rotring'in renkli kalemleri mi? Of, bir de o kadar güzel gözüküyorlar ki, renklere bakar mısın? Bak, bak, bak. Rotring, 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 Rotring. Oh, çok fazla. Rotring, Rotring, Rotring. Oh. Ve Sharpie, Sharpie, Sharpie. Çünkü sene içinde bir daha alışveriş yapmak istemiyorum diye hepsinden stok yaptım. Bunlar biraz daha küçük uçlu olanlar. Bak, şurada gösteriyor. İşte bir tarafıyla kalın, bir tarafıyla ince yazabiliyorum. Bir sürü rengi var içinde ve bunlar da normal, yani kalın uçlu olanlar. Yani normal bildiğimiz klasik Sharpie'ler. Bunların işte bir tanesini saklayacağım. Yılın ortasında, ikinci dönemin başında açacağım ki böyle hani sanki yeniden alışveriş yapmış gibi olayım diye. Hadi bakalım. Önce ben Sharpie'yi daha çok sevdiğim için geçmiş yıllardan kaynaklı olarak önce bunu açmak istiyorum. Permanent, yani kalıcı. Ha bak, bir de Sharpie'lerin böyle bir özelliği var. Bu sırada açalım. Sharpie'leri bir yere yazdığınız zaman çıkmıyor arkadaşlar. Evet. Maalesef demeyeceğim çünkü bu iyi bir özellik olabiliyor çoğu şey için. Mesela sadece ders için değil. Mesela ben diyelim bir defterimin üstüne adımı yazmak istiyorum. Bazı keşeli kalemler çıkıyor ya, hani parmağını sürdüğün zaman çıkıyor. İşte bunlar çıkmıyor. Hani böyle bir de özellikle üniversitede hani her şeyin kaybolma olasılığı çok fazla olduğu için, kocaman bir yer çünkü. Hani böyle bir şeylerin üstüne adını kalıcı yazmak çok güzel olabiliyor. Bunların hepsini deneyeceğim birazdan. Dediğim gibi bu ikinci paketi açmıyorum çünkü ikinci dönemi başa saklayacağım. Kağıt ararken bunu buldum. Poison çizdiği resim. Renkler o kadar güzel ki seçemiyorum. Ay, tırnağımla da uyumlu şu mavi, bakar mısın? Ay, gerçekten aynısı bu arada. Buraya hatta direkt tırnağımdaki gözü çizerim. Oo, bu ne? Pek aynısı oldu Ceylin. Allah Allah. Şöyle, ay, gerçekten çok kötü yaptım. Neyse dur. Şöyle yarım göz. Burası mavi. Şurasında siyahlık. Burasında beyazlık var. Şurası mavi. Kirpikleri de sarıyla yapalım. Fırt. Yani Ceylin yok artık. Ha, bir de pembeyle dışını yapalım. Bu biraz imkansız olacak ama. Bence daha fazla zorlamaya gerek yok. Ama gerçekten kalemin kalitesi o kadar mükemmel ki. Ben resimden çok daha çok yazıda sevdiğim için kalem kullanmayı. Ve gerçekten mükemmel. Bakalım yeşilin üstünden yeşil gözükecek mi? Yeşil. Aa, çok güzel. Sharpie. Mükemmel bu arada. Ay, en çok yeşile bayıldım ya. Yeşil üstünde bile çok güzel gözüküyor. Gelin biz Sharpie'ye değiş pensilini de açalım. Bu da Creative Marker diye geçiyor. Yani yaratıcı marker. 20 parça var. Renkleri gerçekten aşırı detaylı. Bakar mısın şuna ya? Bu ne? Şimdi göstereceğim. Bak, açıp da göstereyim. Oo, o kadar güzel gözüküyor ki. Sen düşmeyin. Allah'ım, çok güzeller. Bu ne? Bu ne böyle? Ay, bayıldım. Hepsini böyle açıp hepsini şöyle bir karalasam ya da yapmayalım. O sırada açık kalanlar kurursa yanarız. Ya da tabii ki de kurmaz bu arada. O kadar çabuk kuruyan bir şey değil. Şarpik kaliteli bir kalem olduğu için. Gerçekten daha önce bıraktığımız oldu. Hani ben açık bırakmayalım, kurur falan diyorum da kurması cidden kısa sürmüyor. Yani bir gün bıraksanız bile belki de kurmaya bile çok giderdi. Başımıza geldi, evet. Uf, koyu mor. Şuna bak. Makyaj malzemesi gösteren eski 2016 influencer gibi oldum. Şurası ince, şurası kalın. Bak, önce kalın olarak yapacağım. Bir şeyin altını çizerken bunu kullanacağız. Mesela böyle kalın kalın yazmak istemiyorum, tamam mı? İnce yazmak istiyorsam da ince kısmını kullanıyorum. Bak, aynı boyutta yazacağım. Bak ne güzel ince. Of, mükemmel. Ya çok portatif değil mi? Böyle iki taraflı olanlar, yani hem ince hem kalın yazabilir miyim? Hemen mükemmel. Bak, bir renk daha deneyeceğim. Bak şuna bak mesela. Bir şey yazdım. Altını çizdim. Creative.
marker, sonra altını çizeceğim. Bam bam. Ay gerçekten mükemmel. Yani ikisinin arasındaki of çok güzel gözüküyor. Sanki reklam afişi gibi olmadı mı şu yani? Hani hepsi mükemmel. Renkler zaten şu muazzamlığa bakar mısın? Bu ne? Bu ne? Şarplardan ayrılmak istemezken artık rot indirime geçmek istiyorum. Biliyorum. Keçeli kalem. Yani böyle kalem kullanmayı çok seviyoruz ama bazen eski zamanlara dönüp kurşun kalem ve kırmızı kalem kullanım zamanlara geri dönmek istiyorum. O yüzden bir sürü şey aldım. Ayrıca bu arada sınavlarda da bunu kullanmak çok daha güzel oluyor. Ve şunun metalikliğinin güzelliğine bakar mısın? Bak bu neon. Neon zaten çok güzel ama bu metali ilk defa gördüm. Hani neon her yerde var ama bu metalik nasıl bir renk böyle? Şuna bakar mısın? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hazır mısın? Uf. Bir kaleme bu kadar yükselebileceğimi asla tahmin etmezdim. Özellikle şu ya hepsi çok güzel ama maviye bayıldım. Ya rot renk kalitesi bak şimdi. Yazıyı yazarken ki kayışı izlemeyi istiyorum. Sessiz edinle bak çok güzel. Özelliklerine dayanamayıp ilk metalleri açtım. O yüzden bunları da dediğim gibi diğer döneme yani bittikçe tekrar kullanmak üzere dolabıma geri koyacağım. Ben zaten gerçekten yıllardır sadece Rotring'in uçlu kalemleri kullanıyorum. Rotring'in iki çeşit benim bildiğim ve en sık kullandığım ve her yerde gördüğüm iki çeşit uçlu kalemi var. Bir şu bak şurasında şu desen olan, bir de bu. En sevdiğim iki renk olan pembe ve yeşil tercih ettim. Bunu da şu lilanın güzelliğine bayıldım. Zaten bak şu setteki şu lila da çok güzeldi. Bu lila çok güzeldi ve ilk defa gördüm. Bak ben normalde kırmızı rengi çok sevmem ama dediğim gibi bugün bende bir kırmızı aşıklığı tuttu. Hem kırmızı kalem aldım hem de kırmızı Rotring aldım. İçinde bir de ucu da var. Ben 07'ler çok sevdiğim için hepsini de 07 almış bulundum. 4 tane uçlu kalemim var. Özellikle şu lilaya bayıldığım için önce lilaya açacağım. Dum 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 dum. Aha adı da Tiki. My name is Tiki. Tiki Tiki. Öyle değil miydi o ya? Asla kötü bir koku yok. Zaten hani kesinlikle sağlıklı bir maddeden yapılıyor. Ucu da burada. Gerçekten çok güzel. Bu arada bak ay elime de çok yakıştı. Lila lila. Ay nasıl da karalamışız kağıdımızı ya. Hadi son kez şurayı bir Rotring. Uç o kadar kaliteli ki. Rotring'in uçlarına ve kalemine zaten uçlu kalemini yıllardır kullanıyorum. Hani yukarı çıkıp göstersem. Hatta bak gel. Migros'a gitmeden önce kalan son kalemlerime bak. Mesela yine Rotring'in kalemi. Yine Rotring. Ve yine Rotring. Zaten ben Rotring'in her ürünü çok severek kullanıyorum. Bak burada 3 çeşit ürün var. Şimdi bak bir tane daha başka bir renge eklendi. Çünkü bunu bayağıdır kullanıyorum ve kahverengi artık benim moduma çok uymuyor. O yüzden mor ne bileyim şu anki enerjim o kadar yok ki o yüzden mor tercih ettim. Bir de kırmızı da bak kırmızı kalem kullanırken. Bir de ben de bugün kırmızı aşkı tuttuğu için aynı zamanda kırmızı da aldım. Ha, şimdi ben şu renkleri açabilir miyiz? Neredeler ha? Ben bunlara düştüm. Çünkü bir videoda izlemiştim. Bu arada bu fine liner, bildiğimiz liner. Çünkü bu demin gösterdiğim bir tane kırmızı vardı ya, ona benzemiyor. Bu yeni. Hazır mısın kabını görmeye? Açıyorum. Kapağı siyah. İnanmıyorum. Kurtaracağım sizi. Ve yine lila var içinde. Of. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bir rengin, özellikle bu şekil bir renklerin yani canlı ve iç açıcı renklerin siyahla birleşmesi çok güzel olmuyor mu? Yine liladan başlayacağım. Mesela konumuz ne olsun? Ben üniversitedeyim ya artık. Diferansiye denklemler. Sonra bunun altında yazarım yüzde işte 1/2 yazılı yazacağız. Mor zaten mükemmel bir renk ve kalemlerin kendisi. Of şunun güzelliğine bakar mısın? Burası ne kadar güzel gözüküyor ya. Ya rengarenk gerçekten. Mesela şu an hava kapalı. Bilmiyorum. Eylül'e girdik. Ve girdiğimiz gibi hava kapandı. Ama şu renklerin iç açıcılığı karşısında ben kendimi böyle yazda hissediyorum. Böyle sanki tatile çıkmışım. Böyle deniz kenarında çiçeklerle böceklerle hissediyorum. O kadar güzel ki. Çok güzel. Biliyorum. Hepiniz de bilin. Yakınında bir Migros vardı mutlaka. Yani artık Migros Türkiye'nin her yerinde. Ve bu gördüğün tüm ürünler Sharpie, Rotring. Yani okula dönüyoruz artık ve kalemler almak istiyorum. Böyle rengarenk bir sürü kalem de olsun tüm ev istiyorum. Ve doldurdum da. Ve mutlaka sen de doldur. Gerçekten mükemmel. Kalitesi zaten bahsetmez. Mükemmel ama renkleri, dokuları, yazılışları hepsi mükemmel. Gerçekten çok güzel. Mutlaka en yakınındaki Migros'a gidip kalem kutunu Sharpie ve Rotring'le doldur. Ben şimdiden ders çalışmaya başlayacağım. Görüşmek üzere.